Eğer durdurabilirsem kırılmasını bir kalbin, yaşamış olmayacağım beyhude. Eğer hafifletebilirsem ızdırabını bir hayatın veya acısını bir ağrının, yaşamış olmayacağım beyhude. Veya koyabilirsem tekrar yuvasına baygın ve halsiz bir serçeyi, yaşamış olmayacağım beyhude. Emily Dickinson'ın dediği gibi, beyhude yaşamış olmamak için hayatı ellerimizi sevgiyle açalım. Şiddete elimizle beraber bütün hücrelerimizi kapatalım. İyilik için harekete geçsin elimiz. Izdırapları dindirmek için, yaşatmak için. Yoksa yıkmak, kırmak, dövmek için değil. Biz insanız. Sevgi, şefkat, rahmet hamuruyla yoğrulmuş özümüz. Cani canavar değiliz. Kadın annedir. Evladı için canını feda etmekte zerre tereddüt solumayan bir şefkat kahramanıdır. Tıpkı civcivlerini korumak için hayatını feda eden ve köpeğe saldıran anne tavuk gibi. Şefkat kahramanı olan kadına nasıl el kalkar? İnsaf, vicdan onu dövmeyi nasıl kabul edebilir? İnsanlık kadına şiddeti nasıl hazmedebilir? Acaba insafımızı, vicdanımızı, insanlığımızı mı kaybediyoruz? Lütfen dikkat! Bunlar giderse bizden geriye bir şey kalmaz. Bir gün bir köyde tarlaların sınırını çizen otlar yanmış. O otların altında kömüre dönmüş bir tilki bulunmuş. Köylüler tilkiyi kaldırdıklarında ne görmüş biliyor musunuz? Bütün vücudu küle dönmüş zavallı hayvancağızın altında canlı iki tane tilki yavrusu. Yavruları yanmasın diye kendisi cayır cayır yanmış da yine ateşten kaçmamış. Evet, kadın bir annedir. Şefkat kahramanı bu varlıkları incitenler ıslah olmaz. Onlar bize Allah'ın emaneti. Şiddeti, şiddet isteyen vahşi duygularımız için kullanmalıyız. Onlar için değil. İnsanlıktan canavarlığı alçalmamak için şiddete hayır diyoruz.